أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Mesnevi Nuriye 89 İlem eyhel aziz ey aziz kardeşim kafirlerin Müslümanlara ve ehli Kur'an'a düşman olmaları küfrün iktizasındandır. Kendi özelliğinden değildir. Küfür onu iktiza ediyor. İmansızlık iktizasıdır imana düşman olmak. Yani dikkat ederseniz karanlık saldırıyor aydınlığa. Yani güneş gerekiyor aydınlanması için. Karanlık olması için başka bir şey gerek yok. Yani karanlık olması için bir kaynak var mı? Soğuk olması için kaynak var mı? Yok. Sıcak olması için odun lazım, soba lazım, güneş lazım. Aydınlık olması için güneş lazım. Karanlık olması için bir şey lazım değil. Güneş olmasın yetiyor. Onun için tahrip kolaydır. Kafirin Müslümana düşman olması, yani dost olmaması, Fransızın size düşman olması, Fransız olduğundan, sizin Türk olduğunuzdan değil. Küfrün iktizası budur. Niye? Çünkü küfür imana zıttır. Maazak Kur'an kafirleri ve aba ve ecdatlarını idam-ı ebediyle mahkum etmiştir. Kur'an mesela onlara halidine fiyâ ebedâ diye cehennemle ebedi mahkum etmiş. Eba ve ecdadını. Onlar da biliyor. Müslümanların bizim hakkımızda neler dediğini biliyor. Kur'an'ı biliyor. Binaenaleyh Müslümanlar ile ülfet ve muhabbetleri mümkün olmayan kafirlere muhabbet boşa gidiyor. Ne yaparsanız yapın kendinizi sevdiremezsiniz. Bak Müslümanlar ile Fransızların size ülfet ve muhabbetleri mümkün olmayan kafirlere muhabbet boşa gidiyor. Bu böyle kafasını kırmak, böyle yapmak manasına gelmez. Ama ya niye bizi yabancı görüyor, ya niye biçim bizi dişliyor? Fransız olduğundan değil, küfrün iktizasındandır. Fransızdır ama Müslümandır, çok seversin. Kardeşindir ama kafirdir mesela, senin öz kardeşin. Sen baba oğul düşmandır mesela Ebu Cehil'le İkrime radıyallahu anh, değil mi? Baba oğuldur. İmanın iktizasıdır, küfrün iktizasıdır. Onların muhabbetleriyle karşılaşılamaz. Yanlar hihi yapmalarına bak. Onlardan medet beklenilemez. Sizden mutlaka beklentisi olmasa sana bir şey yüklemez. Ancak hasbunallahu ve ni'mel vekil diye Cenab-ı Hakk'a iltica etmek lazımdır. Başka? Konu değişiyor şimdi. İlem eyhel aziz, ey aziz kardeşim, kafirlerin medeniyeti ile müminlerin medeniyeti arasındaki fark. Kafirlerin medeniyeti ile, teknoloji değil, hayat. Medeniyeti ile müminler arasındaki, hayatı arasındaki fark. Birincisi, medeniyet libasını giymiş korkunç bir vahşettir. Hihihi gülmelerine, güzel lüks elbise giymelerine bakmayın. İkide bir insan elbise değiştirerek mutlu olabilir mi? İçlerinde korkunç bir vahşet var diyor. Vahşet içsel çöküntü. Ne demek o? Şöyle iyi anlaşılır. İnsan beka istiyor mu? İstiyor. Ebed istiyor mu? İstiyor. Ölmek istemiyor. Her yerde olmak istiyor, hiçbir yerde olmak istemiyor. Her yerde olacak, hiçbir yerde olmayacak. Her istediğin olacak, istemediğin olmayacak. Bak bakalım, istediğimiz, hiçbir üst dünyada var. Kafirin Allah düşmanı olması bundan kaynaklanıyor. Benim isteğimi niye yerine getirmiyorsun? Şeyde söylüyor bunu, 9. sözde.
kafirin diyor Allah'a düşman olmasının sebebi, beka istediğim halde beni niye ölüme mahkum ediyorsun? Niye ölüm var? Kafirin, kafir Allah'ı inkar etmesi yokluğundan değil. İstediği hayatı vermediğinde. Ama vermediğini zannediyor. Adem Aleyhisselam'a cennete koydu ama cenneti bilemedi. Bilemezdi. Çünkü karanlık yok, aydınlık bilinmedi. Şimdi ne anlatacağım? Bunu anlattım ya şu kadarını. Kafirin medeniyetiyle, medeniyeti neymiş? Libasını giymiş bir korkunç vahşettir. Bak, niye? Beka istiyor mu kardeşim? Faniye mahkum. Aradaki boşluk ne kadardır? Fani, beka. O kadar korkunç çöküntü var. Ebed istiyor, son bu. Her yerde olmak istiyor, bir yerde. Ölmek istemiyor, ölüyor. Arasındaki fark sonsuz. İçe çöküntünün adı vahşettir. Mesela şöyle düşün. Abim ismi neydi bir daha sen? Adem. Adem. Allah ve ahirete inanıyoruz herhalde. Ama yine ölümden korkuyoruz. Değil mi? Evet. Hepimiz öyle. Kardeşim, biz çift hayattayız. Ne olur burayı bir kaçırmamanızı rica ediyorum. Biz çift hayattayız. Bu hayat, hayatın suretidir. Hakikati değil. Bu birinci hayatımız. Hayatın suretidir. Beni gördüğünüz suretimdir. Ama bu ben değil. Bir de hayatın hakikati var, arkası. Yani buz, su. Buz ama sudur. Su ama H2O'dur. Değil mi? Elbisedir ama cesettir. Cesettir ama ruhtur. Şimdi ben ruhunuza hitap ediyorum. Yani arasındaki farkı düşün. Şimdi bu adamlar ebed istiyor. Sonsuz bir güce dayanmak istiyor. Allah yok aleminde. Korkunç bir çukur oluyor. Şimdi ne diyecektim biliyor musun? Biz Allah ve ahirete inanıyor muyuz? İnanıyoruz. Ölümden korkuyoruz değil mi? Hem de öyle bir ahirete inanıyoruz ki dünya zindandır. Hadiste öyle geçiyor. Zindani dünyadan zindani cinana çıkaran bir vasıtadır değil mi? Öyle. Böyle olduğu halde ölümden korkuyoruz. Anlıyor musunuz? Ahiret ebedidir. Ölüm yoktur. Sahibi olan Allah diyor ki dünya zindandır. Ahiret bostani cinandır. Böyle inandığımız halde, inandığımız yere gitmekten korkuyoruz. Dikkat et. İnandığımız ahiretten gitmekten korkuyoruz. Bir i̇man, daha. İman ettiğimiz yere korkuyoruz. İman ettiğimiz yerden korkuyoruz. İman ettiğimiz yere gitmekten korkuyoruz. Peki, adamın imanı yok. Adamın ahireti yok. Ne? Biz vara gitmekten çekiniyoruz. Hem de mükafata. Hizmetiniz bitti, meşakkat bitti. Ücret almaya gidiyorsunuz. Biz bundan korkuyorsak ne olur bir kıyas etsene. Allah yok, ahiret yok. Bunun içini hayal edebilir misiniz? Feyyaz. Ya. İman ettiğin yere gitmekten korkuyoruz. Korkuyoruz ya. Adam bundan sonra yok diyor. Fıtrat beka istiyor. Gel çöz bakalım hadi. Nasıl çıldırmıyorlar? Ustad diyor da ben ustad dediği için demiyorum. Onların içi vahşet dolu diyor. İşte vahşet işte. Yani nasıl kafayı yemiyor ya? Ya arkadaş beni bir ölüm sardığı zaman kalp çıt çıt ölüyorsun. Değil mi? Nabız, tansiyon bilmem ne. Ödüm patlıyor. Lan iman ettiğin be kardeşim. İman ettiğin yere gitmekten korkuyorsun. O ki korkuyorsun. Niye iman ettin oraya? İman etmek demek, iman edilenden daha kıymetli. Yani iman gaybadır. İman ettiğin yerden iman ediliyorsa, iman edilen, iman ettiğin yerden daha iyidir demektir. Çünkü kullandığın malzeme iman. Ahirete iman etmek, iman, imanı kullanıyorsun. Vastaya bak. İmanı kullanıyorsun Allah'a varmak için. İman vastadır. İman netice değildir. Netice Allah'tır.
İman nedir peki? Mümin kulunun irade-i cüziyenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur. Koyduğu. Ben sana verdim, kitap verdim, telefon verdim. Ben miyim? Allah koyduğu bağdır. Telefon kartı gibi. Tamam. Ama telefon var, kart yok. Bir işe yaramaz. Kart var, telefon var, gene bir işe yaramaz. Kart, iman. Telefon, beden. Batarya, hayat. Program, telefondaki program, ruh. Uydu, Allah, haşa. Şimdi kart olmasa uyduyla görüşebilir miyiz? Kimle görüşeceksin? Kartla görüşüyorsun. Kart imandır. İmanın derecesi de kartın derecesi. Yani hangi şebekeye iman etmişsin? Öyle bir şebeke etmişsin ki şehirden arası, devletler arası görüşemiyorsun. Şehirler arası görüşüyorsun. Kapsama alanı dar vesaire. Kardeşim, sen iman ettiğin yere gitmekten korkuyorsun da bunun oraya imanı yok. Çift hayatı yaşamıyor. Tek hayat yaşıyor. Tek hayat. Hayatın sureti, hayatın hakikati zannediyor. Bütün hayattır. Bizim ise bu surettir. O hakikattır. Ve orası asıldır. Burası gölgedir. Elime bak, gölgeye bak. Fark sonsuz. Bu canlı, bu cansız. Bu canlı, bu cansız. Şimdi bir bununla bunun arasındaki fark, canlı cansız, sonsuz. Bir de bunun gölgesi olsun. Gölgenin gölgesi. Bununla bunun arasındaki fark gibi, bununla bunun arası fark gibidir. 70 defa böyle katlayarak git dünya. Bak elimin gölgesi. Elimin gölgesiyle elimin arasındaki fark, bak bunun rengi vardır elimin, gölgenin rengi yoktur. Elim canlıdır, kolum. Gölgesi cansızdır. Fark sonsuz. Bak birinci. Şimdi gölgenin de bir gölgesi olsa, onunla yani elim bir, gölgesi iki. İkinin bir gölgesi olsa üç. Bir ile iki arasındaki fark iki ile üç arası gibidir. Üç ile dört arası gibidir. Dört beş arası. 70 derece basittir burası. Katlanarak Alpas'ta. Ahireti düşün. Böyle inanıyoruz. Ve oraya inandığımız yere gitmekten de korkuyoruz. Şimdi bu böyle bir inancı yok adamın. Ahireti yok. Dünya hep budur. Yılan ve çiyan akreplere girmeyi düşünüyor. Peki nasıl yapacak? Nasıl? O vahşeti anlatmaya çalıştım. Yani o bizim ölüm meselemizi dünyadan daha güzel olan ahirette doldurduk o boşluğu. Sahipsizliğimiz, mikroplar, hastalıklar bir sürü, Allah ile doldurduk. Sahipsizliğimiz Allah ile doldurduk. Beka arzumuzu ahirette doldurduk. O neyle dolduracak? O boşluk. Dibi yok ki, taşı fırlat. Bir adam düşsün o kuyuya. Anamızdaki dere pek derindir diyor. Yani ses kesildi. Öyle korkunç bir boşluk var. Vahşetini hayal edemedik mi, anlatamadım da zaten. Sen de ne anlatınsa. İşte kafirlerin medeniyeti libasını giymiş, kafirler libas giymiş. Korkunç bir vahşettir. He, bu cesetlerine de güzel elbise giydiriyorlar ya. Morg'daki elbiseyi giydiriyorlar da. Amaçı? Ölüm. Ölüm. Elbise canlı. Zahiri parlıyor. Zahiri Mercedes'lere biniyor. Ama batını yakıyor. Mercedes'e binip intihar eden insanları biliyor. Adam arıyor beni. Hasan Hoca ile mi görüşüyorum? Bu da Müslüman ha, kafir hayalet. Buyurun. Hasan Hoca dediğine göre Nurcu değil. Hasan abiyle görüşüm deseydi veya Hasan kardeşim görüşüm dese Nurcu olur. Buyurun kardeş. Ben 38 yaşındayım. Trakya'da 138 tane işçim çalışıyor tekstil fabrikasına. Adam direkt kafadan girmiş mevzusuna. Tamam kardeş. Ben de şu anda jipin içindeyim ve sağa çekmişim. Seninle konuşuyorum. Tamam kardeşim. Peki cebim para dolu ve 38 yaşındayım. 138'den kafama kalmış. 138 kişi çalışıyor fabrikasında. Elektronikle
çalışan bir fabrika ne kadar büyük olduğunu hayal edin. Fabrikanın sahibiyim ve jipin içindeyim. Param, cebim para dolu. Sağlığımda sorunum yok. Ben niye yaşamak istemiyorum? Niye hayat anlamını yitirdim? Niye benim intiharı düşünüyorum? Lütfen çözün hocam. Böyle bağırıyor. Lütfen. Bağırdı. Anlıyor musun? Tamam kardeş. Sakın ya. Sakin ol. Bak fabrikanın sahibi. Cebi para dolu. Jipin içinde. Niye intiharı düşünüyor? Usta diyor ya siz ciddi bir muhteşamiyede ciddi bir hakikatten mahrumsunuz. Her şeyi parayla alınacağını zannedenler her şeyini parayla satan tiplerdir. Ve o tipler her şeyini para uğruna vermiş. Parayı ele geçirmiş. Lakin kaybettiklerini parayla alamıyor şimdi. Bunlar zahiri tantana. Niye uzattım? Çünkü zahiri parlıyor. Jip. Ama benim de arabam yok. Arabam yok üzülüyorum ama ayağının farkında mısın? İnsanoğlu talep ettiğini bırak, mevcut üzerine oturduğu nimetleri bir hatırlasa mutlu olmaması mümkün değil. Yani elindeki nimetleri bir fark etse tamam. Bir fark etse yaşadığının farkında değil. Arabam yok diye üzülüyor, ayağının farkında değil. Abi senin tuzun kuru. Ne tuzun kuru? Arabam yok benim. 53 yaşındayım İstanbul'da. O Ahmet Mehmet'i çağırıyorum derse götürün beni. Ve hayatımda da memnunum. Ama da çok da mutluyum. Aya bak ayağım var. Arabam yok ama arabam var. Ayağım var. Yoğun bakımsız akciğerim var. Oh, elhamdülillah. Acıkıyorum hamdolsun. Allah'ım var tepede bir kere ya. Sığınacak bir yerim var. Gerisi hikaye. Veled dalina mi? Allah var ya problem yok. Madem Allah var her şey var. Gelecek. Ölüm var. Varsa vardır ya zaten bekliyoruz. Beklemediğimiz bir şey. Arkadaşlar talebinizi düşürün ki hayattan lezzet alasınız. Onu düşürmenin sebebi farkındalık. Fark et nimeti. Fark et. Akşer asası var. O geldi. Akşer o anlattım. Tam geliyor. Kutu fabrikası. Hani var ya buzdolapları, televizyon bilmem ne. Kasa. He. Kutu işte. Kutu üreten bir fabrikanın sahibi. Yoğun bakımda. Dedi ki alamayız seni oraya. Dedim lütfen yapmayın. Bu adam benim çok eski dostum. Ne Allah'tan oğlu denk geldi de ufaktı. Evine biz ders yapardık. Kutucu abi. Evine çarşamba günü ders yapardık. Kocamızla başladı. O zaman çocuktu dolaşırdı. Oo Hasan abi. Hastanede gördü. Özel abi. Nothing gelmedi ne bir hastane. Ondan sonra Hasan abi. Beni içeri almadı. Ya dolaşan çocuk büyümüş. Ya babana geldim dedim. Babam içeride dedi ya. Doktor bey tabii sen niye kodaman yani. Kutu fabrikasının sahibi. Arçelikleri şunlar bunlara şey yapıyor. Dedim ki tamam dedi. Doktor böyle yapınca doktor kapıları açıldı adam şey. İçeri girdim. Beni gördü. Sen herhalde ders yapıyorduk evinde. Çıkartın dedi. Çıkarttın. Hasan kardeş. Hoş geldin. Hoş geldin abi. Nasılsın? Elhamdülillah. Sana bir şey söyleyeceğim. Kardeşleri gittiğin yerde söyle. Söyle abi. Yoğun bakım ünitesine böyle güzel anlatmıyor da ben düzeltiyorum. Yoğun bakım ünitesine bağlı olmadan nefes aldıklarını benim kardeşlerime anlat. Yoğun bakıma takılmadan nefes aldıklarının farkındalar mı? Onu bir anlat. Taktı yine. Tamam abi. Tamam. Dedim ki son bir şey söyleyeceğim abi. Hatırlıyor musun ders yaparken dersten sonra sen tepsiyle çay getiriyordun. Başladı ağlamaya. Patron çay getiriyor. Derdim ki hatırlıyor musun abi? Seyyidül kavmi hadimuhum bir günün bininde.
Yahudi gelmiş Müslümanlara, seyidiniz kimdir diye cemaate sormuştu. Ama alıyor. Sahabe demişti ki, seyidimi şurada suda ata. Yahudi dedi ki, onun benimle dalga geçiyor. Suda atan köle olur. Ne seyidi? Geçti öteki tarafa. Seyidiniz kimdir dedi. O da dedi ki, şu suda at. Ulan bunlar az birliği yaptı dedi. Ya benimle dalga mı geçiyorlar dedi Yahudi. Yahudi bu. İnası inanır. Yahudi bu. Geçti ötekisine. O da öyle deyince suda atana soruyor. Siz bu kavmin seyidi misin demiş. Peygamber'e soruyor. O da diyor ki, seyidül kavmi hadimu. Bir kavmin seyidi, o kavme hizmet edendir. Ya Rab, ya bu ne biçim insan ya? Bu ne biçim psikolog ya? Bu ne biçim psikiyatrist bir insan ya? Bu eğitim mi görmüş? Bu nasıl bir söz ya? Seyyid-i Kami Kadim'im. Aklım gidiyor ya. 1400 sene önce bu davranış olur mu? Ulan ben peygamberlik iddia edeceğim, sana su dağıtacağım. He? 3 gün karnım aç olacak. Ulan ben zenginim, zengin. Peygamber değilken Hatice-i Kübra radıyallahu anh ile ben evlendik değil mi? Kervanımız vardı. Zengindim. Peygamberlik oldu, her şey gitti. Ulan ben peygamberlik değil, ufak bir şeyhlik iddia ediyorum. Trilyarlık adam oluyorum ya. Peygamberlik olsa bana dünyayı alırım ya. 3 gün karnında aç taş bağlamış. Vallahi miyim ben? Ulan kıyameti koparırım ya. Strasbourg'u kafanıza geçiririm lan. Derim ki, ulan siz ne biçim adamsınız lan, misafirinize bakmıyorsun. Açım lan, aç. He siz? İki taş bağlamış. İki tane. Evet, sahabe bir tane bağlamış, o iki tane göstermiş. Ya derim ki, ulan ne biçim adamsınız, ne biçim insansınız lan siz? Strasbourg'da şimdi ne biçim adam, misafirinize aç bırakıyorsun, bak ne oluyor? Ya bu aklım gidiyor tabii ya. Bu nasıl? Ya ben o ki ahiret yok, haşa tobe. Ulan nereden girdin buraya ya? O ki ahiret yok, haşa kendisi haşa uyduruyorsa. Ya ben niye aç olayım ya içtik için? Niye ben her şeyimi vereyim ya? İçtik için. Her şeyimi niye vereyim ya? Enayi miyim ben ya tobe ya? Niye ben aç olayım ya? Ben uyduruyorum bunu. Yani dayanamıyorum ya. Yani nasıl bir insan yani? Nasıl bir şey ya? Yani kendisi uydursa niye versin? Niye versin ya? Ondan sonra dünya ne mutlu insanı. Yokluğa Allah demiş ki asıl saadet. Neyse çıkayım şuradan ya. Aklım almıyor. Konuşması, davranmıyor. Hiç aklıma girmiyor. Ulan 3 gün bir defa uykusunu aldığını, bir defa karnı doyduğunu. Sahabe diyor ki, ya Resulallah, karnına bir taş gösteriyor. Burada gösteriyor iki tane taş. Zengindi, fakir oldu. Ulan ben peygamber olacağım, fakir olacağım. He? Uykum o, kral gibi ya. Kral benim. Milletvekili adamcı, fakir, seçiliyor, tırlarlık adam oluyor. İşte zahiri bunları, medeniyeti zahiri parlıyor, batını yakıyor. Dişi süs, içi pis. Sureti, görünüşü, menüs, çıkıyor albinis gibi. Sireti, ahlakı, huyu, içi, makus, ters. Bir şeytandır. İkincisi, batını nur. Müslümanlar, zahiri rahmet, içi muhabbet, dişi uvvet, sureti muavenet, sireti şefkat, cazibedar bir melektir. İnşallah böyle oluruz. Bir de okuyayım. Batını nur. Nur demek, vahşet değil. İçimiz, boşluğumuz dolmuş. Yani kimsesizlik Allah ile. Fıtratımızın istediği beka arzusu ahirete imanla. Nur oldu. Korksak bile ölüm korkusudur. Ölümde haf yok. Yani tatlı bir korku var. Tatlı. Yani ümitsiz değiliz. Dünyada ben size söyleyeyim. İmanınızdan ve ümidinizden daha değerli neyiniz var? Allah'tan ve ahiretten ümitli olmak. Elhamdülillah ben Allah'tan ümitliyim. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ancak Allah'tan ümidini kesen kafirlerdir diyor. Hafullah'ta lezzet var diyorsun. Evet. Risale'de geçiyor. Hafullah'ta lezzet var. Biz Allah'tan korkarak lezzet alıyoruz. Peki Allah'tan korkmak lezzetliyse Allah'ı sevmek nedir?
Kafullah'ta lezzet varsa Mabetullah'ta ne var? Ne doktor? Şerbet. Oh! Böyle dalin amin. Anzel balına benziyor. İyi ki Allah var. Telefonu kapat yavrum. Hadi bakalım. Hadi. Beni dinle. Heh. Peki. Batını nur. Batını neydi? Vahşet. Yani sahipsiz. Bir tane de misal vereceğim, geçeceğim. Yetim bir çocuk, kimsesi yok. Dövseler. Ağlar ağlar ağlar, sokakta uyur. Anne babası olan, anne baba bak abime demem mi? Diyor değil mi? Dayandı bir yere. Kimsesiz. Hiçbir yere dayanamaz. İki. Zahiri rahmet. Bakarsın böyle bir sürü zahmetler var. Rahmettir. Çünkü niye? Bununla tanımlıyor ahireti. Mesela bak oturup şu anda dinliyorsunuz. Zahmet gibi gözükürken rahmet var. İnşa olunuyorsunuz. İhya oluyorsun. Ben de sen de. Ben dersten lezzet alıyorum. O ki haşa Allah yok. O ki ahiret yok. Madem bu dersin kaynağı batını yok. Şu dersiyle üstünü açıp bizde niye lezzet var? Ya. Mesela bizim gibi namaz gibi daha fazla eğilip kalkan sporcular var. Fransız çalışanlar var. Niye suratları sipsiyah da senin namazdan nurlanıyorsun? Namazı fiilen onaylandığını gösteriyor. Zahiri rahmet, içi muhabbet. Yani içi muhabbet derken duygular birbirini yemiyor içeride. Yiyince de bir hasta oluyor zaten işte. İçinde ne varmış? Muhabbet var. Yani mesela beka istiyor. İmam imdadına yetişiyor. Ahirete karşı bir muhabbet oluyor. Ondan sonra hastalık tepene biniyor. Dizgini Allah'ın elinde. Allah canibinden baktığın zaman her şey güzel oluyor. Beşer canibinden ne zaman bakarsan o kadar sıkıntı çıkıyoruz. Allah canibinden, Allah tarafından bakınca madem Allah var problem yok. Her şey onun elinde. Her şeyin dizgini onun elinde. Her şeyin anahtarı onun yanında. Onu buldun, hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun. Onu bulan neyi kaybeder? Onu bulmayan neyi bulur? Bulursa başına bela bulur. Dişi uvvet. Dışarıya eleme döndüğü zaman işte. Peki size söyleyeyim, bu senelerde burada yaşıyorsun. Belki çoğunuz burada doğmuşsunuz. Ya bir Fransız buraya evine davet edip yemek verir mi ya? Böyle toplanır mı ya? Aklınız alıyor mu? Mantığı var mı bunun? Müslüman oldu bir Alman kadın. Müslüman bir Nurcu kardeşimizin karısı. Müslüman olduğu halde. Müslüman ha Alman. Evet bizi çağırdı beni. Beni çağırdı çaya. Diyor ki aptal mısın sen diyor ya. Çay niye veriyorsun ki? Ne kâra var ki çay veriyorsun? Müslüman olduğu halde ha. Gavur olsaydı ne yapacaktı yani? Belki ben, camdan beni aşağıya atacaktı. Ama siz ise... İnsan deli oluyor ya, evimize bir misafir geldi diye fırıl fırıl dönüyoruz ya. Bir şey ikram edeyim diye. Niye öyle? O öyle de sen öylesin. Fark nereden kaynaklanıyor? Farkın imandan geliyor. Geçen gittik evine. O saatte abi diyor bir çay yaptık. Lan. Ya, çay kime sordun? Niye yaptın ya? Bu saatte çay mı? Abi yaptık. Onu getir ya. Ev çay dedik. Ulan diğerlerini getir demedim ki. Diğerlerine de gelmiş. Yani çay demek tepsi demekmiş. Müslüman böyle yani. Acayip. Ama o ne diyor? Diyor ki ulan Müslüman olmuş ha. Nurcu'nun şeyi. Abisiyim yani. O kocası. Ya diyor Hasan Hoca'yı çağırıyorsun. Çay ikram ediyorsun. Ne kârı var diyor ya. Ulan bu gavur olsa ne olacak ya? Bizi herhalde testereyle kesecek dilim dilim. Tersi durumlarda çok ama. Nasıl abi? Tam tersi durumlarda çok. Müslüman yani. Değil mi? Yok yani mesela hani bazı şeyler vardır. Dinleri var, işlerimiz gibi işleri var. Bu gibi şeyler var. Yani bizim sıfatlarımız onlara gitmiş, onların sıfatları bize. Ha biz şey. Tabii şeyden bahsediyoruz. Mümin. Kişisel bahseder ama toplumsal düşündüğün zaman çok tersine de karşılaşıyoruz. Evet. Müslümanken anlaşamıyorsun ama gavurken. En büyük sebeplerinden bir tanesi o niçin dürüsttür? Çünkü dini, ahireti, tanrısı bu dünya.
bu dünyada yaşamanın yolu budur diyor. Tamam. Kendisini, çünkü kendisini küçük, senin küçük bir menfaatında kendisinin büyük menfaatini görüyor. Leha ma kesebet ve aleyha ma kesebet. Topluma bir iğne yapıyor. Müslüman bir iğne yapıyor. Aldatıyor ama sobayla aldanacak, ekmekle aldanacak. Yani topluma bir şeyle aldatıyor ama binlerce ile aldanıyor. Yani kafirin dürüst olması imanından değil, hayatı güzel yorumlamasındandır. Yani o toplumsal menfaatini gördüğü için. Peki, aslı Müslüman böyle midir? Hayır. Mürtet olduğumuz için. Mesela bir Müslümandan bir Müslümana banka kefaletini, garantisini istemezdi. Söz tapuydu. Değil miydi Müslüman böyle? Biz Müslüman namı altında kaldık. Şimdi bir Müslümandan bir Müslüman banka şeyini istiyor, kefaletini, kefilliğini istiyor. Biz Müslüman'da bahsediyoruz. İslamiyet'i iddiasından bahsetmiyoruz. Adam İslamiyet'i bahsediyor. Öteki taraftan onu aldatıyor, onu vuruyor. Ganimet sanıyor. Ne alakası var İslamiyet'te onun? Biz İslam'dan bahsediyoruz, Müslüman'dan bahsediyoruz. Müslüman, ustad ona ne diyor biliyor musun? Müslüman namı altında olanlar diyor. Dişi uvvet. Dışarı baktığın zaman uvvet. Şimdi adam çıkmış bir tanesi. Onu bunu aşağılıyor. Onu tenkit ediyor. Onu bilmem eleştiriyor. La kardeşim başka işin yok. Dişi uvvet. Süreti muavenet. Süreti böyle. Yardım. Hayatı yardım. Birbirine yardım öyle diyor. Var mesela bugün birkaç eve gittik mesela. Hep birbirine bak seviyoruz. Birbirimize saygı gösteriyoruz. Değer veriyoruz. Bak Müslüman olunca böyle oluyor. Ama tabii ki başka oldu mu? O başka. Biz ondan bahsetmiyoruz. Sireti şefkat. İçi şefkat. Şefkat. İslam'dan önceki durumlarına bakın. Asıl saadet İslam'dan sonra bakın. Nur talebesi mesela. Trabzonlu diyor. Değil mi? Hapishanede. Adam 4 tane adam öldürmüş. Bediüzzaman zamanında. Hapishane koğuşundaymış. Adamı o hapishanede de öldürür diye. Orada da öldürmüş galiba. Zincirle bağlı. Hapishanenin içinde de zincirle bağlı. Nurcu oluyor o. Nurcular o koğuşa gidiyor. Öldürsünler diye. Nurcular öldürsün o zalim diye onu yana koyuyorlar. Adam nurcu oluyor. 4 tane adamı öldürmüş. Caiz midir diye sormayan adam tahta kuruları bit istila etmiş adamı. Bediüzzaman Hazretleri'ne soru soruyor. Biti öldürebilir miyim? Caiz midir diyor. Adam öldürmeyi öldürürken caiz midir sormuyor. Tahta kullarını öldürebilir miyim diye soruyor. Bunu bu hale getiren nedir? İman. İman ihtiyası değil. İman girmiş, nurlandırmış. Sireti demek istiyorum. İçi şefkat. Müslüman gaddar olamaz. Allah Resulü nasıl öğretti bize? Köleniz, esirinize bile, köle değil, esirinize bile yediğinizden yedirin. Giydiğinizden giydirin. Şimdi kardeş karşıcı kandırıyor. O ne konumuzun dışında tabii. Orta az. İyi bakıyorsun. Ben bir yere kadar gittim. Baktım kasadan çalıyorsun. Ya kardeş yani babadan şey yapmışız. Allah korkusu olsa yapabilir mi? Onun aleminde Allah olsa yapar mı? Ahiret inancı oturmuş olsaydı yapar mı? Oturandan bahsediyoruz. İçi, şefkat. Adam karısını bırakmış. 3 tane çocuğu var. Gitmiş başka bir kadınla yaşıyor. Acaba içinde şefkat olsa, içinde iman nuru olsa yapabilir mi bunu? Sen yapabilir misin? Soruyorum sana, bırakabilir misin çocuğu? Kime bırakıyorsun? Karını kime bıraktın? Çocuğunu kime bıraktın? İman. İman varsa. İman iddia diyor. يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا لَلْآخِرَةِ Ya? Hayat-ı dünyeviyi bilerek, severek ahireti tercih etti. Ahiret. Umurunda değil ki. Çocukmuş. Hiç. Cazibeder bir melektir. Evet, mümin olan kimse iman ve tevhid iktizasıyla kainata bir mehdi uvvet nazarıyla baktığı gibi, yani birbirini kucaklayan, farklılıkları cem eden bir beşik, dünyaya böyle baktığı gibi, dünyaya, bütün mahlukatı bilhassa
insanların bilhassa İslamları birbirlerine bağlayan ip de ancak uvvettir. Müslümanlar birbirine bağlamış. Uvvetin sırrıdır ki Cezayir'de, Tunus'ta, Filistin'de, şurada birisinin burnu kanasa senin Fransa'da için yanıyor. Seni bağlayan nedir? İman. Çünkü iman bütün müminleri bir babanın cenahi şefkati altına yaşayan kardeşler gibi kardeş addediyor. Küfür ise öyle bir burudettir, öyle bir soğukluktur ki kardeşleri bile kardeşlikten çıkarır. Ve bütün eşyada bir nevi ecnebilik tohumunu ekiyor. Yani insanlar arasında bir ecnebilik değil, varlıkla, varlıkla bile kendisini düşman görüyor. Oysa Müslümana bu kainat emrine hizmet verilmiş diye görüyor. Ve her şeyi, her şeyi düşman yapıyor. Son paragrafım, evet hamiyet-i milliyelerinde bir uhuvvet varsa da muvakkattır. Yani Fransızız, İngiliziz, Almanız diye bir bağ sebep olmasının sebebi ayakta durmak içindir. Muvakkattır. Ve ezeli ve ebedi iftirak, ezeli ve ebedi ayrılık ile, firak ile, firak ile muttasıl ve mahduttur. Yani onların şeyleri, dostlukları, arkadaşlıkları kabine kadar olduğunu biliyor. Ona, oraya kadar imanı var. Ondan sonra yok diyor. Ölüm diyor, fizikseldir, söneceğiz diyor, bitti. O zaman onun dostluğu nereye kadardır? Kabine kadar. Bizim o zaman o kadar değer verir. Biz ise dostumuz ebedi. Karı koca diyor ki Üstad Hazretleri, ebedi alemde de karı kocasın diyor. O zaman hanımına şimdi çirkin olmuş, bazı arızaları olmuş diye bakmaz, huriden daha güzel yaratılıp sana verilecek diye bakar diyor. Ki öyledir. O zaman bizim dostluklarımız ucu ebedi. O zaman o ebedi göre değerlendiriyoruz, ona göre muamele ediyoruz. Ama gavur karısının dostluğunu kabire kadardır. O zaman o kadar kısa bir yer kadar uhuvvet gösterir. Ama kafirleri medeniyetinde görülen mehasin ve yüksek terakkiyat sanayi, bunlar tamamen medeniyet İslamiyeden, Kur'an'dan irşad, Kur'an'ın irşadı altında Edyan-ı Semaviye'den inikas ve iktibas edildiği. Mesela yeni bu buluşlar, yeni buluşlar mazinin üzerine kurulmuş. Yani mesela 2 artı 2 eşittir olmasa bugünkü buluşta olmaz. O hem de bir kısım buluşta Müslümanlar yapmış ama gavurlara vermiş. Mesela en bariz mikrobu bulan Pasteur diye okuduk. Oysa şeyden çalmış 30 sene mi önce Akşemseddin bulmuş. Süper. Mesela Edison ampulü bulmuş diyor. Oysa Nikola Tesla. Hem de sırf ben bak Müslüman diyor. Ben Müslüman olsa derdim. Sinüs, kosinüs, tanjant, kontanjant buna Müslüman. Sıfırı bulan Müslüman. Dolayısıyla Müslümandır sıfır. Bu temel atılmış. Mesela o İtalyan Picasso. Bir tane resmi tamamlanmamış. Çalmış. Kuzey Afrika'daki o seferler yapılmış. Oradaki tablolar çalınmış. Sergilenmiş. Kimse değer vermiş. Adam bir tanesi bu işte almış. Ben yaptım diye takdim etmiş. Yaşıyorsun tamamla bir tane. Ya çıkıyor, çıkacak da. Bunları tamamen medeniyet İslamiyeden, Kur'an'ın irşadı altından, Edyan-ı Semaviye'den inikas ve iktibas edildiği, lemat ile sunat eserlerinde istenildiği gibi izah ve ispat edilmiştir. Raci'uhuma tara emran azime gafale anhun nas. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tıma selavat.